Merhabalar. Bu videoda e-okuldan sınıf listesi alma ve ardından kolaysınavanalizi.com üzerinden sınav analizi yapma basamaklarını göreceğiz. Öncelikle okuldan not işlemleri bölümüne önce kurum işlemlerini ardından da not işlemleri bölümüne giriyoruz. Şurada yıldızlı kısma basıyoruz. Burayı PDF olarak düzeltiyoruz. Ardından aşağı iniyoruz. Bakın burada puan çizelgeleri yeni yönetmeliğe uygun ifadesi var. Bunun yanındaki raporu al ifadesine tıklıyoruz. Ardından öğretmenin ismi geliyor. Girdiği tüm sınıflar ve tüm dersler gözüküyor. Buraya tamam diyoruz. Bir PDF dosyası olarak sınıf listeleri karşımıza çıkıyor. Şuradan indiriyoruz. Masa üstünde ben kaydedeceğim. Birinci aşamayı bitirdik. Ardından kolaysınavanalizi.com'da bir hesap oluşturuyoruz ve öncelikle e-okuldan buraya sınıfları eklememiz gerekiyor. Onun için de şöyle bir sistem oluşturmuşlar. Artık PDF dosyalarınızdan da sınıf ekleyebilirsiniz diyor. Biz PDF dosyasını indirdik zaten. Dosya seç diyorum. Az önce indirdiğimiz dosyayı buradan hemen seçiyoruz ve ekle diyoruz. Birkaç saniye içinde bakın sınıflar buraya sınıf 1, sınıf 2, sınıf 3, sınıf 4 şeklinde geldi. Burada mesela sınıf 1'e bir isim atıyorum. Mesela ne olsun? 9A diyelim. Şube olarak da sınıf 1'i ekledim. Benim şu an bir tane sınıf eklemem yeterli olacak. Ardından dersler bölümüne baktım. Buraya örnek veriyorum. Şöyle diyelim, deneme, sınav, analizi dersi. Kaçıncı sınıf dersi olsun? Dokuzuncu sınıf dersi olsun. Ekledim. Daha sonra bir sınav oluşturacağım. Geldim buraya. Ders seçimi, bakın, deneme, sınav, analizi dersi dedi. Sınıf seçimi, ben 9A şubesine yapacağım. Soru sayısı, örneğin burada 10 soruluk bir sınav yaptığımı farz edelim. Dönem seçimi, birinci dönem. Eğitim öğretim yılı seçtim. Kaçıncı sınav? Birinci sınav olsun. Ekle dedim. Bakın sınavı da ekledim. Daha sonra burada not girişleri bölümü var. Oluşturduğumuz sınava dair. Buraya bastım. Şurada öğrencilerin ismi çok önemli değil ama öğrencilerin notlarını birinci sorudan kaç puan aldı? Mesela 10 soruluk bir sınav yaptıysam mesela birinci öğrenci birinci sorudan 8, 2'den 7, diğerinden işte farklı puanlar almış olsun. Şöyle gibi gibi gibi. Böyle birkaç öğrenciyi hemen yapalım diye hızlı hızlı. Notları kaydet dedim. Ardından tekrar sınavlara gelsem. Şöyle yapsam, bakın konular diyor. Hangi kazanımlar kazanılmış, hangi kazanımlar kazanılmamış. Bunu analiz edeceğiz ya. Mesela konu ekle diyorum buraya. Bir konum şu olsun. Birinci soruya atayacağım kazanımı aslında. Mesela soru çözer. Ekle dedim. İki soru cevaplar olsun. 3 soru yazar olsun. 4 soru sorar olsun. Öylesine şeyler yazdığım için hiç önemli değil. Bunun gibi kazanımlar ekledim. Ardından şöyle yapalım. Sınavlara geldim tekrar. Bakın, soru no ve konuyu eşleştirmemiz gerekiyor. Birinci soruda soru çözer kazanımını ölçelim. İkinci soruda soru cevaplar. Üçte soru yazar. Dörtte soru sorar kazanımını ölçmüş olalım. Ve bunu ne yapalım? Kaydet diyelim. Kaydedildi. Sonra geldim raporlara. Bakın oluşturduğumuz sınava ait bir tane rapor zaten hazır. Getir diyorum. Bakın
Kazanımın ismini buraya yazdı. Başarı oranlarını yazdı. İşte giren öğrencilerin her sorudan kaç puan aldığını yazdı vesaire vesaire vesaire. Ardından burada bir sınav değerlendirilmesi bölümü var. Burayı siz de düzenleyebilirsiniz. Ama fix olarak uygulamanın bize verdiği bir değerlendirme de oluyor. Buna eklemeler, çıkartmalar yapabilirsiniz. Ardından kaydet dedim. Kaydedildi diyor. Yani herhangi bir yanlışlık olup olmadığından emin olduktan sonra kaydet dedim. Baskı yön izleme yapıyorum. Burada yazdır ifadesi var. Tıkladım. Ve yazıcıya gönderiyorum. Bu şekilde sınavım analiz edilmiş oluyor arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.